Değerli arkadaşlar, Almanya'da Sinsheim şehrindeyim. Uçak müzesinin bulunduğu yer. Burada hem uçakları hem de eski tarihi arabaları, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma tankları, uçakları da görebilirsiniz. Havaalanı ilticası nerede yapılır? Havaalanına gelen bir insan havaalanında iltica başvurusunu nereye yapması gerekir? Bu konu hakkında değerlendirme yapacağım. Değerli arkadaşlar, havaalanına geldiğiniz takdirde vizeyle mi, Schengen içerisinden mi geldiniz, transit mi geldiniz durumuna bakılmaksızın havaalanı ilticaları havaalanındaki polis pasaport kontrol merkezinde yapılır. Hani bir ülkeye girerken pasaport kontrol gişelerinin bulunduğu yer var ya, işte tam orası. Kontrol yapan polis memuruna gidiyorsunuz. Tabi burada işin yoğun olduğu, stresi, mesai saatlerini dikkate alarak en sempatik, biraz relax olana gitmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü gerginlik anında insanlar ne olacağını bilemiyoruz ama elinizi kaldırıp ben iltica etmek istiyorum diyebilirsiniz. Polis kontrol merkezindeki, pasaport kontrol merkezindeki polis memuruna yapıyorsunuz bu başvuruyu. İşte burada bu başvuruyu yaparken iltica etmek istediğinizi söylüyorsunuz. Polis sizi alıyor, havaalanındaki polis karakoluna götürüyor, nezarete koyuyor. Eğer havaalanlarında yatacak barınma yeri, yani haim dediğimiz kalma noktası varsa sizi orada işlemleriniz tamamlanana kadar misafir edeceklerdir. Yaklaşık bir ay kadar sürebiliyor. Bir günle bir ay arası değişebiliyor bu işlemler. Genelde birkaç gün içerisinde işlemleri hallediyorlar. Eğer yer yoksa sizi en yakın iltica merkezine gönderip işlemlerinizin değerlendirilmesini isteyeceklerdir. Ancak dikkat edilmesi gereken kural şu. Eğer havaalanı ilticası düşünüyorsanız, daha önceki havaalanı videolarında anlattığım gibi dikkat edilmesi gereken birinci kural, iltica edeceğiniz ülkenin vizesi varsa o ülkenin havaalanında başvuru yapabilirsiniz. İkinci kural, transit aktarma yapıyorsanız havaalanında polis kontrol merkezine iltica edebilirsiniz. Uçak ile pasaport kontrolü arasındaki yerler, maalesef değerli arkadaşlar, transit bölge olduğu için oralarda iltica edilmiyor. Bundan dolayı yapmanız gereken transit bölgede değil, pasaport kontrol bölgesine iltica etmeniz gerekiyor. Yunanistan, İspanya, İtalya gibi böyle transit geçiş yapılan ülkelerden gelen insanların diğer Schengen Birliği'ndeki ülkelere iltica etmeyi düşünüyorlarsa havaalanında, genelde yurt içi uçuş gibi düşünün. Havaalanı ilticalarını işleme alıyorlar, sizi bir kampa gönderiyorlar. Havaalanı ilticaları genelde Schengen dışından Schengen Birliği'ne gelindiği takdirde hızlandırılmış prosedür olarak işlemekte, aksi takdirde normal prosedür olarak değerlendirmektedir. Diyelim ki Hollanda'ya iltica ettiğinizi varsayalım. Normalde 12 günde 25 gün arasında işlemleri tamamlıyorlar. Ama şu an Ukraynalılardan dolayı bu işlemler biraz aksadı. Dışişleri Bakanı almayacağını söyledi. Onun gibi mesela Belçika'da Schengen dışından geldiğiniz takdirde, Belçika'ya başvuru yaptığınız takdirde yaklaşık bir haftayla bir ay arasında işlemleriniz tamamlanıyor, kabulü veriyorlar. Ama İlticayı hak edecek gerekçeleriniz varsa, herkes iltica edebilir ama herkesin ilticası kabul edilecek diye bir gerekçe yok. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Diğer bir kural, havaalanı ilticasında eğer iltica edeceğiniz ülkeye ait vizeniz yoksa, Almanya'ya Bulgaristan vizesiyle geldiğinizi varsayalım. Bulgaristan da Dublin'e üye ülkelerden olduğu için Almanya sizi Bulgaristan'a göndereceklerdir. İltica edeceğiniz ülkeye Yunanistan vizesi hariç diğer ülke vizeleri iltica ettiğiniz takdirde sizi diğer Schengen ülkesine geri gönderebilirler. Burada bu vize kuralına dikkat ediniz. Diğer vize videolarımızı mutlaka izleyiniz değerli arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Uçaktaki körük, koridor ve o pasaport kontrolü önündeki boş yerler, oralar transit bölge olduğu için transit bölgede iltica edilmiyor. İltica pasaport kontrol yerinde ediliyor. Evet değerli arkadaşlar. Bir de eğer başka bir Schengen ülkesinde vize verdiyseniz, parmak izi verdiyseniz, yani İtalya'da, İspanya'da, Belçika'da vesaire parmak izi verdiyseniz, Dublin prosedürüne tabi olduğunuzdan dolayı yine siz Dublin sözleşmesine tabi olarak parmak izi 6 ay geçmediği için yine sizi o ülkeye gönderebilirler. Dolayısıyla havaalanı ilticası ederken vizenize bakacaksınız, parmak izinize bakacaksınız, güvenli ülkeden gelip gelmediğinize bakacaksınız. Tek başına havaalanı ilticası yeterli değil. İltica gerekçeleriniz var mı? Buna bakacaksınız. O zaman havaalanı pasaport kontrol merkezlerinden iltica başvurusu yapabilirsiniz.
Yine bu konularda mutlaka uzman hukukçulardan destek almanızı her zaman tavsiye ediyoruz. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler diliyorum efendim.